Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size var ya harbi bir dalyaraklıktan, harbi bir puşluktan, harbi bir yani aslında çok ağır kelimeler kullanmak istiyorum da kullanmıyorum. Harbi bir hainlikten ve neyse V'sini nokta nokta siz devam ettirin arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Sözde Türkiye'nin spor gazetesi olacak bir gazete çıkıyor. Galatasaray'ı aşağılık bir terör örgütüyle, hainlerle, üçkağıtçılarla özdeş hale getiriyor. Onlarla eş hale getiriyor ve iğrenç görüntüler, iğrenç bir montajla Galatasaray'a bel altı vurmaya çalışıyor. Şimdi elimde o görüntüler var. Size onu göstermek istemiyorum. Çünkü o şerefsizlerin, o kansızların amacına hizmet etmiş oluruz. Dolayısıyla bu ne görüntüyü ne o rezil durumu, fotoğrafı size göstermeyeceğim. Ama kim ki bugün Galatasaray gibi bir camiayı eğer o aşağılık terör örgütüyle, o terör örgütünün başıyla bir hale aynı karaya koyuyorsa hainin, puştun, şerefsizin, namussuzun, ahlaksızın, dangalağın, dalyarağın ta kendisidir. Bu kadar açık konuşuyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Ulan kansızlar, ulan şerefsizler. Türkiye'de bir dönem yaşanan sıkıntılardan sonra gelinen bu noktayı hala o anlayışla, o terör örgütüyle, o terör örgütünün başıyla anıyor olmak size ne kazandıracak? Bugün Galatasaray'a vuruyorsunuz bilmem ne diye. Galatasaray'ın hangi futbolcusu gitti de şeyde yattı? Şu anda faal olarak baktığınız zaman kimin futbolcuları faal olarak o işin içinde olup da görevde? Hangi futbolcular faal olarak bir zamanlar oralarda çalıştılar, görev yaptılar da şu anda neredeler? Nerede antrenörlük yapıyorlar? Kim sportif direktörlük yapıyor? Kim teknik direktörlük yapıyor? Kim futbolcu? Kim ne? Hangileri hapiste yattı? Dönemin o aşağılık terör örgütünün savcıları hangi kulübün üyesi halen? Evet, Galatasaray'ın içinden de bazıları geldi ama ne oldu? Galatasaray alayını def etti. Hepsiyle ilişkisini kesti, gönderdi. Bitti. Velev ki her şey bitmişken, bu noktaya gelinmişken, ben şimdi bazı örnekleri isimlendirmiyorum ama o dönemde masum duygularla birileri yanlış yaptı, doğru yaptı. Ama sonra pişmanlık duyup geri dönüş yaptıysa siz hala bunu bir kan davası gibi bir kin ve nefret, bir öfke hesseline kapılarak nasıl devam ettirirsiniz? Ettiriyorlar, ettiriyorlar. Bugün futbolcu olarak, teknik direktör olarak, sportif direktör olarak pek çok kişi o gün o yollardan geçmiş ama bugün pişmanlıklarını duymuşlar, geri adımlarını atmışlar. Devletin belirli kademelerinde görev verenler gibi görevlerini sürdürüyorlar. Diyecek de bir şeyimiz yok. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı aşağılık terör örgütüyle Galatasaray ismini yan yana koyanlara şu cevabı vermişti, hatırlayın. Arkadaşlar lütfen bu sesi dinleyin. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz konuşuyor. Ve FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, etkisi bittikten sonra kim olamamış, onu da siz medya mensupları bulup çıkartın. Ve FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, etkisi bittikten sonra kim olamamış, onu da siz medya mensupları bulup çıkartın. Arkadaşlar çok net bir şekilde Galatasaray'ı bu aşağılık terör örgütüyle yan yana koyanlara diyor ki, bakın bu olaylar bittikten sonra kim kaç defa şampiyon oldu, kim şampiyon olamadı. Bir bakın bakalım bunlar kıya yapmışsa kime yapmışlar demek istiyor. Bunu diyor çok iyi anlarsınız, çok iyi anlarsınız. Yani bu kadar basit. Şimdi o spor gazetesi ki o spor gazetesinin fanatik isimli fanatik olduğunu biliyoruz. Aslında Galatasaray'ın böyle fanatikleri yağlı kazığa oturtma zamanıdır arkadaşlar. Bu zaman gelmiştir. Galatasaray bu tür fanatikleri artık yağlı kazığa oturtacak. Sessiz kalmayacaklar. Sessiz kalmayacaklar. Kalırlarsa bu iş olmuyor. Başka yerlere gidiyor. Şimdi Bu işin tabii hesabını birilerine veriyor olması lazım. Galatasaray'ın da birilerine cezayı kesiyor olmaları lazım. Sen Galatasaray'san, 30 milyonluk camia arkandaysa, 30 milyonluk bir camiaysan, böyle bir güç arkandaysa, sana bu puştuğu yapanları, bu dalyarakları hemen derdest edeceksin. Bir defa bunların uzantıları, önü, arkası senin olduğun yere gelemeyecek kardeşim. Şimdi bunlar ne yapacaklar ben size söyleyeyim. Bir tane oradan bir garibanı bulacaklar. Diyecekler ki bak işte bu yaptı. Biz de bunun işine son verdik. Bir garibana bir faturayı kesecekler. Bitti, iş bitti diyecekler. Hayır, işin başı kimse, bu işin bir numarası kimse, bir, faturayı o ödeyecek. Bu bir. İki, patron. Ey patron ya, patron bu işi mutlaka ve mutlaka temizlemek zorunda. Galatasaray'ın bünyesinde açılan manevi maddi bir takım yaraları kim giderecek abi? Kim giderecek? Galatasaray yapılan bu puştuğun, bu kalleşliğin, bu dalyaraklığın, affedersin bu LGBT'liliğin neyse işte hesabını mutlaka sormalı. Bunları dediğim gibi yağlı kazığa oturtmalı. Patron da bu sorumsuzluğun bir yerde bir şekilde bedelini ödemeli. Ödemeli kardeşim. Biz bunu dedik, biz bunu yaptık, böyle kaldı. Olmaz. Olmaz. Şimdi Galatasaray ne yapıyor? Genelde bir tane bildiri yayınlıyor. Patlat bildiriyi abi. Patlat. Bildiri bu arkadaşlar. Gayet güzel. Tamam yazmışlar. Bir metin yazılmış. Kulübümüzün bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi hainliktir diyor. Tamam. Hainliktir. Ben ileri gidiyorum. Hainliktir. Puşluktur. Kalleşliktir. Dalyaraklıktır. Dalyaraklığın ne olduğunu dalyara başta anlattığım için Türk Dil Kurumu'nun açıklamalarından sonra çok rahatlıkla söyleyebiliyorum yani artık. İyice kullanabiliyorum. Buna ne denir arkadaşlar? Galatasaray'a bu yakıştırmayı yapanlara ne denir arkadaşlar? Arkadaşlar, Galatasaray'ı bu hain terör örgütüyle yan yana koyanlara mutlaka ve mutlaka kulüp dediğim gibi gereken cevabı vermeli, gereken yaptırımları bunların üzerinde uygulamalı. Burada hiçbir itirazımız yok. Bu olmalı. Herhalde koskoca Galatasaray Kulübü bu işi bir bildiriyle bırakmayacaktır. Ama benim cevabım şudur, bu cevapla noktalayacağız. Lütfen biraz sabırlı olun, dinleyin arkadaşlar. Çüş. Bunu yapanlara devamını getirelim. 7 sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Evet, 7 sülalelerine çüş. Çünkü eşek bile bunlardan daha masumdur. Daha akıllıdır. Yapmaz böyle bir şey. Devam edelim. Çüş. 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 Çüş kere çüş kardeşim yani. Siz bunu nasıl yaparsınız koskoca bir Galatasaray camiasına? Affedersiniz kıçı kırık, İki tane donsuzun yaptığına bak. Ve buna göz yuman şerefsizlere bak şimdi. Devam edelim arkadaşlar. Çüş. Bir daha dinleyelim. Çüş. Kusura bakmayın. Bu denir yani. Bu denir. Noktayı koyuyorum arkadaşlar. Bu şerefsizlere, bu kansızlara bu cevap çok hafif. Çok hafif. Noktayı koyuyoruz. Abone olalım, yayalım, beğenelim, sessiz kalmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın.